Hocam Cübbeli'ye ait bir etere daha var Şehnaz Mürver. Tamam bir bakalım. Oraya ziyarete gelmişti. Bizimle beraber çekilmiş Resulü'ne. O bizden yaşlıdı. Sizden alın alına sizden böyle bir teveccüh eder gibi bir resminiz var bende. Onunla. İşte o. Ondan şöyle duydum ben. He. Dedi ki bir gün dedi sabah dedi dua ettim. Dedim ya Rabbi kutuplardan birini gönder bugün bana evet. Ziyarete diye. Şeyh Nazım Efendi geldi dedi. Allahu Ekber. Bakın Şeyh Nazım'a kutup diyor. Evet. Bu kutup ne demektir biliyor musunuz? Yani asrın velisi. Evet. Peki nasıl çıkıp sen diyorsun ki kadınlar elini öptürüyor ben bu insana o anlamda değil mi? Önem evet, vermem. Evet. Yani işte dolayısıyla ehl-i sünnete uygun bir insan değil. Dolayısıyla sözüne itibar edilmez. Bu anlamda bir konuşma yapıyorsun. Evet. İşine gelmeyince. Evet. İşine gelmeyince. Evet. Ama bak daha önce gidiyor hatta başka bir filmi de orada da elini öpüyor. Mesela bu şeyin devamında vardı. Evet. Elini öpüyor. Evet. Kutup olarak görüyorsun, elini öpüyorsun. Sonra arkasından için böyle konuşuyorsun. O zaman da bir de gördüğün pir fani bir insan. Bunun evladı oradaki anneler. Evet. Yani elini öpsen olur yani ne kaybeder? Ne olur? Evet, inşallah. Bir saygı hürmettir. İnşallah. Değil mi? Bize evet. Bir örftür bu benim bildiğim, değil mi? Yaşlarına el öpülür. İnşallah. Dediğiniz gibi Hazreti Mehdi'nin çıkacağını söyleyince şey Nazım Hazretleri evet. Söylediği için bu yüzyılda çıkacağını söyledi. Beni çok sever Şeyh Nazım. Maşallah. Maşallah. Bizim evimize iki kere gelmişti. Ben dedi kimsenin ayağına gitmem dedi. Ben oğlumu çok seviyorum dedi. Evet. Çünkü o beni çok seviyor dedi. Maşallah. O yüzden geliyorum dedi. Maşallah. Böyle çok güzel nüktedan, çok şahane konuşmalar olan pek mübarek bir insandır. Onlara da bir vatandaş dadanmış herhalde. Onlara biraz tedirgin olmuşlar. Sonra o da ben artık demiş vazgeçtim. Artık münasebetsiz konuşmalar yapmayacağım demiş. Onlar da biraz rahatlamışlar ama her zaman öyle insanlar çıkar. Yani tedirgin onlar çok yersiz. Şeyh Nazım bir güneştir yani evet. Öyle üflemene sönmez. Yani 100 kişi çıksa onu aleyhinde koysa, binlerce insan çıksa yine bir şey olmaz. Cevap vermeden ne gerek yani? İnşallah. Zaten pek büyük bir insan, çok değerli bir insan. Şahane bir insan. Evet maşallah. Kıbrıs'ta çok seviliyor. Türkiye'de de çok seviliyor. Çok. Londra'da hatta bu Güneydoğu Asya ülkelerinin çoğunun krallar, devlet başkanları çoğu onun talebesidir. Evet. Değil mi? Evet. O Brunei Sultanı falan çok insan yani inşallah onun talebesidir. Şeyh Nazım'ın. İngiltere'de de öyle binlerce talebesi var. Amerika'da öyle var. Çok aydın. İngilizce çok kimya mühendisi. Evet. Değil mi? Maşallah. Çok zeki bir insan. Seyittir. Peygamber Efendimiz neslindendir. Dolayısıyla akraba inşallah Şeyh Nazım Hazretleri. Yeşil gözlü falan böyle çok gösterişli bir insandır. Maşallah. Yaşlılığını da çok tatlı görüyorsunuz. Maşallah. Ya böyle bir insan el öptürüyor diye yani şaibe çıkarılır mı? Evet. Ne güzel işte. Değil mi? Evet. Biz çocukluğumuzda değil mi giderdik yani hep annelerin eli öpülür. Evet. Büyük babaların, büyük dedelerin eli öpülür. Yani bunda ne var? Son derece güzel bir şey.